Merhaba arkadaşlar. Bugün bir boş vaktimiz oldu. 19 Mayıs. İş yeri tatil olduğu için, milli bayram olduğu için insanlara faydalı olacak bir video çekelim dedim. 2 yıldır kullanmış olduğum Carraro Flexit 121 bisikleti tanıtmak istedim. Carraro Flexit 121 alüminyum kadro. Alüminyum kadro olmasının en büyük avantajı bisikletin hafif olmasıdır. Çok hafif bir bisiklet. 1 litre suyum olduğu halde, çantamda da malzemelerim olduğu halde rahat bir şekilde kaldırabiliyorum. Bisikletin ağırlığı çanta hariç, matara hariç ağırlığı 13 ve 12 kilogram arasında, 2 kilogram arasında diye tahmin ediyorum. Benim bu katlanan bisikleti almamdaki maksat, gezmeyi seviyorum. Bazen de fazla zora gelmek istemiyorum, yoruluyorum. O yüzden katlanan bisikleti tercih ettim. Sonra sosyal medya platformlarımda görüyorum, bisikletim çalındı, bisikletim kayboldu. Genelde büyük sıkıntılar oluyor bu yüzden. Ben bu bisikleti asansöre rahat sığdırabilmek için, evime çıkartabilmek için, şehir turlarımda yorulduğum zaman özellikle dağlık bölgelerde yoruluyorum. Bu bisikletle Amanos Dağları'na geçtim. Hatay, İzmir, Eskişehir, Urfa, Göbekli Tepe ve İstinyurt'un birçok şehire gezdim. Arkasına da sırt çantamı, malzemelerimi, çadırımı koyduğum halde çok rahat bir şekilde gezdim. Şimdiye kadar hiçbir sıkıntı çıkarmadı. Bu bisikleti özelliklerini anlatmaya gelince arkadaşlar, dediğim gibi katlanan bisiklet olması. Bisikletimizin katlanma şeklini gösteriyorum size. Ben genelde otobüslere binerken böyle katlıyorum. Basit. Gördüğünüz gibi. Açması da basit. Bunu güzel düşünmüşler. Burada mıknatıs var. Burada da mıknatıs var. Katlandığı zaman birbirine yapışarak açılmasını engelliyor. Ben genelde gidonu katlamıyorum ama gidonu da göstereyim size arkadaşlar. Gidonumuz da böyle katlanıyor. Pedalımız katlanıyor. Bütün pedallar. Tekrar bir katlayarak bütün halini de gösterelim size. Katlanan bisiklet araştırması yapanlar en çok merak ettiği elle sürülebiliyor mu? Çünkü gerçekten elle sürülmesi önemli. 12 kilogram bir ağırlığı uzun süre elinde taşıyamazsın. Size göstereyim ben. Muhammed Emin şöyle çek. Rahat bir şekilde açılmadan mıknatıslar da olduğu için çok rahat bir şekilde açma kapaması gördüğünüz gibi çok kısa sürüyor. Bu katlandıktan sonra ufak asansörlere rahatlıkla giriyor. Benim sedan aracım var. Sedan aracıma Sienna sığmadı. Sığmadığı için LPG tankı vardı. LPG tankını simit depo olarak değiştirdim. Artık çok rahat bir şekilde sığmakta. Sele borumuz yükselebiliyor. Alçaltılabiliyor. 21 vites bu. Rampalı yerlerde 21 vitesin çok faydasını gördüm. Ve 21 vitesi tercih ederim. V freni kullandım. Çünkü V frenin masrafı pek yok. Disk fren ve hidrolik frenlere bakarak bu masrafsız ve kolay bir fren sistemi. 2 yıldır orijinal gelen pabuçlarla birlikte kullanıyorum. Herhangi bir bakım gerektirmedi. Sadece biraz gevşeterek sıkma işlemi yaptım. Ondan sonra da başka bir işlem yapmadım. Dağda bayırda gezdiğim için tel kopsa veyahut da bir sıkıntı çıksa ben bunu V freni olduğu için kolaylıkla yapabilirim. Ama hidrolik ve disk frenleri yapamam. Bana büyük sıkıntı çıkartır. Bisiklet ben Kayseri'de kullanıyorum genelde. Kayseri'de ikamet ediyorum ama İzmir'de olsun, İzban, ondan sonra Konya'da olsun, Ankara'da olsun hiçbir ufak minibüs, tramvay sıkıntı çıkarmadı. Kayseri için söylüyorum. Kayseri'de fazla ufak minibüs yok ama minibüslere de bindim, tramvaya da bindim. Birçok otobüse bindim. Bu bisikletle uzun yola gideceğin zaman
Otobüslere koyduğunuz zaman bagaj parası almıyorlar. İstese de kesinlikle bagaj parası vermeyin. Alamazlar. Ama büyük bisikletlere mutlaka bagaj parası alıyorlar. Ekstra bir bilet basmanıza da gerek yok. İkisini de her yerde kullandım. Hiç ekstradan bir bilet basmadım. Benim 2 senedir tek sıkıntım dış lastiklerdi. Orijinal kahverengi lastikleri vardı bunların. Çok fazla patlıyordu. Beni Urfa'da çok rezil etti. Ondan sonra sonuçta çantaya arkaya koyuyorum, bağlıyorum. Malzemeler, tamir malzemeleri içinde oluyor. Onları çıkart, sök, tak, yorgun, argın. Zor oluyordu. Urfa'da dedim ki bir dış lastik alacağım dedim. Zırhlı dış lastik aldım. Zırhlı dış lastiğin markasını da söyleyeyim arkadaşlar. Mitas. 3 milim zırh var. Uzun zamandır da kullanıyorum. Çok memnunum. Patlama yok. Gördüğünüz gibi hafif de. Tercih edecekseniz mutlaka alüminyum kadro olmasını tercih edin. Alüminyum kadrolar çok hafif bir bisiklet. Çeşit çeşit markalar var. Maalesef Türkiye'de dolar yükseldiği için aşırı fiyatlar arttı. Geçen sene 1000 liraya yüzüne bakmadığımız, bu neymiş böyle dediğimiz katlanır bisikletler 3000 lira olmuş. İnsanlar biraz da talep artınca insanlar tarafından fiyatları ister istemez yükseldi. Pandemi dönemiydi. Akaryakıtların fazlalaşması, insanların ekstradan bir ulaşım aracı araması fiyatları yükseltti. Gün güne de yükseltiyor. Çelik katro alın derim ama ağır olur. 6 viteslisi var, 7 viteslisi var. Onlar da kullanışlı, düz yollarda ama 21 vites kesinlikle rampada tercih etmelisiniz. Benim 2 tane daha katlanır bisikletim var. Biri Alman katlanır bisikleti, çelik kadro, 6 vites, onu da satmaktayım. Daha sonra bir tane de Ümit marka alüminyum kadro, o da 12 kilogram, onu da satmaktayım. Artık bir de elektrikli bisiklete dönüş yapmak istiyorum. Eğer bu bisikletle gittiğim yolları, rampaları merak ediyorsanız arkadaşlar, haydi alt tire gezelim, alt tire görelim, İstikrar hesabımdan takip edebilirsiniz. Herkese kazasız, belasız, güzel sürüşler diliyorum. Hoşça kalın.